Evet, yoğun bir sezon geçirdim ama şu anda milli takımda Slovenya'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı çok özlemiştim. O yüzden güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Valla telefonuma bakıyorum. yani aslında bütün takım arkadaşlarımdan, onlarla beraber oynamaktan dolayı gerçekten ben çok mutluyum ve hepsiyle oynamaktan dolayı keyif alıyorum. Ama eğer bir isim söylemem gerekiyorsa Semiyer'den. Var. Yani birçok lakabım var ama en çok kullandığım The First Jedi. En sevdiğim şarkıcı. Evet, güzel soru. Ya aslında öyle çok belirli bir isim veremeyeceğim ama çok fazla müzik dinlediğim için hem pop hem Türkçe pop, rap, genel olarak çok fazla şarkı dinlediğim için bir isim söyleyemeyeceğim ama genel olarak her tarz ve her şarkıcıyı dinliyorum. Ya aslında çok fazla böyle draması olan bir çocukluk geçirmedim yani. O yüzden yani komik böyle saçma saçma espriler yaptığım için böyle bir komedi filmi olabilirdi ama adı ne olurdu gerçekten bilmiyorum. En sevdiğim çizgi film karakteri Scooby-Doo olabilir. Vallahi ben genelde geceleri özellikle böyle bazen uyanıyorum ve çok susuyorum. O yüzden buzdolabını açıp bir soğuk bir kola içmeyi çok seviyorum. O yüzden yani çok fazla tüketmesem de olmazsa olmaz kola her zaman buzdolabında olmak zorunda. Yiyecek de çok fazla fark etmez. Her şeyi yediğim için sıkıntı yok. Basketbolcu olmasaydım herhalde pilot olurdum. Bir süper gücüm olsa... Ya aslında ben iki tane olsa olmuyor mu ya? Ben çünkü hem böyle bir hem görünmez olup hem de bir yandan böyle ateş püskürtmeyi falan çok isterdim ya. Vallahi artık önceden olsa tabii çok daha zor olurdu ama artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani artık herkeste telefon var ve herkes ne işi yaptığımızı iyi biliyor ve çokça takip ediliyoruz basketbolcu olarak. O yüzden ben tam anlatmaya başlarken sen şu basketbolcuyu miydin falan diye söyleyebiliyorlar yani. O yüzden tam da anlatma hevesimiz kaçıyor bir yandan. Çok iyidir. Yani önceden daha fazla bilgisayar oyunları oynuyordum ama Amerika'ya taşındıktan sonra daha fazla PlayStation oynamaya başladım. FIFA çok oynuyordum. İşte Call of Duty oynuyordum bayağı. Bu oyunlar favorilerim. Şöyle ki yani şu anda okuduğum LeBron'un bu 2016 yılında yaşadıkları şampiyonluk hakkındaki öyküsünü okuyorum. Yani hem takım hem de kendisiyle alakalı. İşte o bir ara Miami'ye gidişi, o televizyon üzerinden verdiği röportaj, oradaki Miami kararını açıklaması, onunla alakalı bir kitap okuyorum şu anda. Soğanlı ölümüne. Ya ben ikisi de diyeceğim yani çünkü hem kedileri çok seviyorum hem de köpekleri, zaten bir tane köpeğim var o yüzden. Et. Ya aslında şöyle ki şu anda gerçekten bu ortamı çok özledim. Onlarla uzun zamandır, takım arkadaşlarımla uzun zamandır görüşmüyordum. Ve onlarla şu anda burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum ve çok keyif alıyorum. Yani tabii ki de özellikle NBA sezonu içinde ailemi, yani kız arkadaşımı, tabii ki de onları çok özledim ama şu anda zaten buraya geleli 4 gün ve yarın Slovenya kampını bitiriyoruz. O yüzden tekrar hani ailemle kız arkadaşımla bir arada olacağız ama şu anda buradaki takım arkadaşımla beraber burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çay. Şu an izlediğim bir dizi var mı? Var. Chernobyl. Yani maç konuşmasından önce soyunma odasına son girerim. Maça çıkmadan önce son çıkarım ve maç başlamadan önce dua ederim. Yani Instagram, Spotify kullanıyorum. Yani favori listem ben kendi böyle şarkılar dinledikçe böyle işte rastgele çaldıkça şarkılar
beğendiğim şarkıları like çıkıyor ve onları kendi listeme alıyorum. O şekilde yani. Cedi ismini babaannem koydu. Arapça. Arapça da lider demek. Yani oradan geliyor. Yok, hayal etmiyordum. Çünkü basketbola zaten başladığımda profesyonel olma hayalim yoktu sadece. Hobi olarak oynamak vardı. Ama sonra tabii zaman geçtikçe bu planlar değişti. Yani aslında 2010 Dünya Kupası, aslında Dünya Şampiyonası Sırbistan maçı unutamadım maç. Yani her ne kadar orada oynamasam da televizyon karşısında seyredip yani gerçekten çok mutlu olmuştum. O yüzden ben o maçı söyleyeceğim. Unutamadım, basketi hangisi? Yani öyle çok şey basketim yok. Yani öyle zor ya da böyle ne bileyim tam sahada yarı sahada basketim olmadığı için o yüzden herhangi bir şey söyleyemeyeceğim yani. Ya tabii ki de yani çok mutlu oluruz yani. Çünkü sonuçta biliyoruz ki yani sonra az taraftarımız olsa da bizi yani 50 kişi de olsa, 100 kişi de olsa, 150 kişi de olsa yani bizi her zaman destekleyeceğini bildiğimiz için hepimiz de ona göre oynuyoruz ve onların bizi desteklemesi yani bizim için çok önemli. Ben teşekkür ederim.